Tekrar bakayım. Olur böyle. Tekrar. Aç bakalım abi o zaman. Aferin sana be. Meryemciğim ya. Sen bu kocaman bademciklerde... O kadar büyük ki bademciklerin. Peki burnunda da bir daha bakabilir miyiz? Tamam. Burun muayenini bir daha yapalım o zaman. Evet, aferin sana be prenses. Sen çok akıllısın ya, aferin sana. Bir daha bakabilir misin? Gülümse. Gülümse. Sen de bak. Gülümse. Aferin, çok mutluyum için gibi davran. Vertigo aslında Latince kökenli bir kelime. Vertigo ile baş dönmesi diye Türkçe ifade ettiğimiz şeyler aslında aynı şeyler. Yani vertigo diye bir hastalık yok, vertigo diye bir şikayet var. Şimdi bir şeyi tedavi etmek için önce ismini koymak lazım. Vertigo işin ismi değil, şikayetin adı. Neden vertigo olduğunun ismi konulursa o zaman onun tedavisi mümkün. Örneğin bir kulağınızda kir var, bir kulağınızda yok. İki kulağınızın birbiriyle olan simetrisi bozulmuş durumda. Bu bir vertigo sebebi olabilir. Bunun gibi vertigo yapan binlerce hastalık var. Çoğu iç kulak hastalıkları, bir kısmı beyne bağlı hastalıklar, bazıları beyincik hastalıkları, boyun kemiklerinin hastalıkları da söz konusu, görme problemleri söz konusu, diğer kas ve sinir hastalıkları da olmak üzere bir sürü sebebi var vertigo yapan. Önce hangi hastalıktır vertigo yapan onu bulmak lazım, sonra tedavisi kolay. Covid-19 hastalığı nöral yani sinirlerde de problem oluşturan bir virüs olarak karşımıza çıkıyor. En sık gördüğümüz durum koku alma bozukluğuyla ilgiliydi ama vertigo şeklinde de denge sinirlerini, beyin sapındaki denge çekirdeklerinin tutulumuyla ilgili vertigo yapan hastalarımız da söz konusu. Ama maalesef onlar da tedavi açısından elimiz kolumuz bağlı, hastalık kendi sürecinde iyileştikçe düzelmekte. Stres hemen her şeyi artırır. Stres, vertigo anlamında şikayetleri artıracağı hastalıkları yine baz almak lazım. Mesela Meniere dediğimiz bir hastalık var. İç kulak tansiyonunun artması diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz. Bu stresten çok etkilenen hastalıklardan bir tanesi. Yine stres vücudun genel olarak tansiyonunu değiştirdiği için, vücudun şeker metabolizmasını değiştirdiği için, dolaşım sistemini değiştirdiği için de vertigo sebebiyle daha çok merkezi vertigo hastalıklarına sebep olabilir. Yani stres elbette vertigoyu her şekilde artıracaktır. Basınç değişimleri sonuçta atmosfer basıncının değişimleri dış kulak yolundaki basıncı değiştirecektir. Bu da kulak zarı aracılığıyla orta kulak basıncını değiştirecektir. Eğer orta kulak basınç eşitlemesinin altında yatan bir problem varsa, burun problemleri gibi veya geniz dediğimiz bölgedeki problemler gibi basınç eşitlemesi yapılamıyorsa, özellikle inişlerde dışarıdaki basıncın artmasıyla orta kulak basınçlarının değişmesiyle iç kulakta basınç farklılıkları oluşacaktır ve vertigo sebebi olabilir. Sırf basınca bağlı ani krizler şeklinde hastaların bir anda böyle bayılıp yere düşüldüğü, yıldığı vertigo hastalıkları bile tanımlanmıştır. Şimdi üst solunum yolu enfeksiyonları var iken uçak yolculuğu bu anlamda kulak problemlerini beraberinde getirecektir. O anlamda tedavisinin planlandıktan sonra uçak yolculuğuna çıkılabilir. Bir de belki yanımızda bir burun açıcı, hızlı açıcı burun spreyleri bulundurursak inişlerde bunu burun yolundan kullanarak ama tabii bunun da dikkatli kullanılması lazım. Tansiyon artırması, kalp dolaşım sistemine etkilerini düşünmek lazım. Daha rahat orta kulak basınçlarını eşitlememize yardımcı olabilecek hızlı burun açıcı spreyler faydalı olabilir. Besinle beraber işte baharın gelmesi, alerjinin oluşması gibi ve bu alerjinin ilkbaharda ve sonbaharda başka formlarda oluşması gibi durumları ele alırsak alerjinin içinde etkili olduğu vertigo problemleri olabilir. Diyelim ki kulak zarı bir şekilde delik olan bir hastamız var. Orta kulak iltihapları çocukluğundan beri geçirmiş ve zarı bir türlü iyileşmemiş, delik kalmış ve diğer kulağında zarı sağlam olsun örneğin. Şimdi delik olan kulağına denize girmekle beraber dış kulak türüne kaçan su delikten orta kulağına giderse iç kulağın ısısını değiştirebilir, iç kulağı tahriş edebilir. O zaman da vertigo sebebi olacaktır elbette. Yoksa direkt denizin vertigo ile direkt bir alakası olmaz. Şimdi vertigo %75-80 civarında kulak burun boğaz hastalığı olsa da aynı zamanda fizik tedavi hekimlerinin ilgisine girecek şekilde boyun fıtıklarıyla, nörologların ilgisine girecek şekilde beyin ve beyincik hastalıkları da ilişkili olabilir. Hastaların kendi vertigolarını biraz gözlemlemelerini bu anlamda doktor seçim açısından öneririz. Eğer vertigo şikayetiniz etrafınıza, çevrenize baktığınızda, çevredeki eşyaların böyle etrafınızda bir şekilde döngüsel hareket yaptığı, yerin sallandığı, eğilip büküldüğü falan gibi durumlar halinde ise bu daha çok kulak burun boğazı ilgilendiren bir vertigo olabilir.
Ama kendimizi böyle halsiz gibi hissediyorsak, göz kararması gibi hissediyorsak, özellikle oturduğumuz yerden ya da yattığımız yerden ayağa kalkmakla böyle birkaç saniye gelip geçen bir baş dönmesi gibi bir şikayetimiz varsa, bu daha çok kalp damar hastalıklarıyla ilgili olabilir. Doktorumuzu bu yönde seçebiliriz. Veya hastalıklar bazen böyle bu sersemlik halinin bütün gün boyunca devam ettiği, yürürken düzgün yürüyememek, sağa sola yalpalamalar yapmak gibi bu şekilde bir özellik gösteriyorsa, daha uzun süreli özellikler gösteriyorsa da nörologlara belki de ilk etapta başvurabiliriz. Sonuçta biz bu hekim arkadaşlarla hep Verdugo hastalığında koordineli şekilde çalışmaktayız.